Egetürk TV ekranlarından herkese merhabalar diliyorum. Bir geziyorum görüyorum programında daha sizlerle birlikteyiz. Evet, bugün Balıkesir'in Balya ilçesindeyiz. Güre'den merkezimizden çıktık. Balıkesir yolundan Balya'ya döndük ve yaklaşık 20 kilometre geldikten sonra Balya'ya ulaştık. Evet, Balya gördüğünüz gibi şu anda arkamızda başlıyor. Buradan itibaren başlıyor. Ve tabelada Balya nüfusu 1900 olarak gözüküyor. Biz de bu güzel ilçeyi sizlere tanıtmaya çalışacağız. Bizlerden ayrılmayın. Bizlerle birlikte gezmeye devam edeceksiniz. Evet efendim, işte Balya'dan içeri doğru geldik ve şehir merkezine, şu anda ilçe merkezine sizlerin de gördüğü gibi geldik ve hemen arkamızda belediye var, Balya Belediyesi. Tabii ki Balya'ya geldiğimiz zaman belediyelere kesinlikle uğruyoruz. Yani her gittiğimiz yerin belediyesine, belediye başkanlarına gidip orayla ilgili bilgiler alıyoruz. Şimdi Balya Belediyesi'nin hemen önündeyiz. Az sonra içeri gireceğiz ve Balya Belediye Başkanımızla birlikte bir röportajımızı gerçekleştireceğiz. Sonra Balya'yı gezmeye devam edeceğiz. Bakalım Balya'da neler var, neler yok. Bizler de sizin gibi merak ediyoruz. Hep birlikte bu anları, bu görüntüleri yaşayacağız. Evet efendim, işte Balya'dayız, Balya Belediyesi'ndeyiz ve Balya Belediye Başkanımızla birlikteyiz, Osman Kılıç'la birlikteyiz. Hoş geldiniz programımıza öncelikle. Hoş bulduk. Sizler de Balya'mıza hoş geldiniz. Sizleri burada ağırlamaktan, misafir etmekten dolayı biz de son derece mutluyuz. Egetürk ailesine buradan sevgi ve saygılar ve bütün bizi izleyen, yüreği Türkiye için çarpan, yüreği Balya için çarpan bütün kardeşlerimize Balya'dan selam olsun. Evet başkanım, gerçekten Balya'ya geldik. Şimdi bizler de ilk defa geliyoruz. Burayı gezeceğiz, göreceğiz ve buradaki güzellikleri, buradaki tüm imkanları, her şeyi izleyicilerimize aktaracağız. Ve Balya denince bize Balya'yı biraz anlatmanız gerekirse, Balya için neler söylersiniz? Öncelikle bunları alalım. Kısaca anlatmak gerekirse Balya geçmişi, tarihi ve kültürel zenginliği olan bir ilçemiz. Türkiye Cumhuriyeti'nde Balya'nın ayrı bir yeri var. Madenleriyle ünlü bir ilçe. Geçmiş tarihte nüfusunun 30 binin üzerinde olduğu ve zamanında Fransızların dahi burada yeraltı zenginliklerimizle ilgili çok çalışma yaptığı ve bugün de ilçenin son aşağı yukarı 30-40 yılına baktığınızda ilçe bir şekilde yani makus talihini yenemeden hep gelişme anlamında kendini yenilemiş ve nüfusunun ilçe merkezinde 2000'lere kadar düşmesine sebep olan bir yerleşim birimi. Fakat tahsilli insanın, okumuş insanın bol olduğu, ülke çapında birçok bürokratımızın bulunduğu ve burada sıcakkanlı insanların yaşadığı, hem doğal hem de kültürel bayağı bir zenginlikten olan bir ilçemiz Balya ilçesi. Biz Balya'da yaşamaktan dolayı, Balya'da olmaktan dolayı son derece mutluyuz. Evet, teşekkür ediyoruz. Balya Belediye Başkanlığı'ndaydık ve Balya Belediye Başkanımız Osman Kılıç'la birlikteydik. Şimdi beraberce Balya'yı gezeceğiz. Bize Balya'daki her yeri gezdirecek. Bizler de sizlerle birlikte gezip göreceğiz. Bizlerden ayrılmayın. Balya Belediyesi'nden Başkanımız Osman Kılıç'la çıktık ve yavaş yavaş dışarıda da kar yağmaya başladı. Bu yayını sizlere böyle kar altında gerçekleştireceğiz. Çok da zevkli olacak bence. Hemen arkamızda gördüğünüz gibi bir park var.
Belediye başkanımız seçildikten sonra hemen ilk önce bu parkı yapmakla başlamış. Şimdi park hakkında hemen bilgi alacağız. Başkanım, güzel bir parka benziyor. İlçemizde uzun zamandan beri bunlar küçük işler ama bizim için de ilçemiz için de önemli işler. Burası şahsa ait bir arazi. Yıllarca atıl durumda, yani çöplük vaziyetinde ilçe merkezinde kötü bir görüntüye hakimdi. Ben gittim, arsa sahipleriyle görüştüm. Kendilerine rica ettik. Buraya bu şekilde biz işte bu kameraları düzenlemeyi yaptık. Sanayinin hemen karşısında Balya Spor'un da burada maçlarını yaptığı bir stat var. Evet, burayla da ilgili bilgi alacağız başkanımız Osman Bey'den. Evet başkanım, burayla ilgili ne söylersiniz? Şu an sahayla ilgili burada tribünler var hemen yanımızda. Boş bir arazi var ve yeni yapılmış merdivenler var. Burayla da ilgili bir çalışmanız var sanırım. Hakan Bey, bizim burada göreve geldiğimizde birçok zamanda söylediğimiz gibi birçok ilçenin ilçe merkezinde konut sorunlaştığını, işte böyle sosyal ve spor tesislerini hazır olduğu, sadece kırsal mahalle ile ilgili problem olduğu birçok ilçemiz var. Bizim hem ilçe merkezimiz hem de kırsalda birçok derdimiz var. Arkamızda gördüğünüz gibi daha önce Fransızlardan kalma maden. Bunlar Fransızlar zamanında işletilen balya madenlerinin tesislerinin kalıntıları. Mesela yukarıda bir tane eski maden bacası görmekteyiz. Evet. Örneğin burada yine, evet, bunlar da komple madenin tesislerinin olduğu. Yaklaşık olarak yine aşağı yukarı 500-600 civarında işin çalıştığı, insan gücünde çalışıldığı, hep bunlar maden tesisleri. Biz buralara da yine solda gördüğümüz yerler maden atık dinlendirme havuzları. Fakat şöyle bir tezat var. Bugün ülkemizde birçok çevreci kurumun, işte yani çevreyle ilgili yapmış olduğu eylemler, söylemler. Fakat bugün milli sermayenin, biz yani Balya'da bizzat buna şahidiz, yeraltı kaynaklarımızı çıkarırken göstermiş olduğu duyarlılığı biz çıplak gözle görmekteyiz. Yani bu genç nesil olarak bundan 50 sene, 100 sene önce bizim yeraltı kaynaklarımızı çıkaran yabancı güçler hiçbir şekilde ne doğaya bir saygı göstermişler. Almışlar burada CFR'i, atıklarını birazdan size götürüp göstereceğim, bırakmışlar gitmişler. Ve Balya'yı gezmeye devam ediyoruz. Hemen arkamızda yine bir bina var. Yine burası Fransızlardan kalma bir bina. Hemen ben başkanıma döneceğim. Şimdi burası Hakan Bey, Balya'yı Gönen'e bağlayan, Bandırma'ya bağlayan yol üzerinde Balya'ya aşağı yukarı 1 kilometre alanda olan bir alan yerimiz. Bu görmüş olduğunuz işte 100 yıllık çam ağaçlarının gölgesinde. İçinde Türkiye'de de az sayıda bulunan manolya ağaçlarının olduğu. Yazın sarı şunlar galiba. Burada koyunların işte otladığı yerde.
Az önce görmüş olduğunuz koyunların şu anda başında çobanısınız herhalde, değil mi? Evet. Tanıyabilir miyiz sizi? Ben emekli Yılmaz Beynoğlu Atlıyorlar emekliyim. İşte can sıkısına birkaç koyun yapıyoruz, vakit geçiriyoruz. Kaç koyunuz var? 20. 20. 20. Balyalı mısınız? Balyalıyım. Peki nasıl balya? Balya normal şu anda. Peki koyunculuk nasıl? Neler söylersiniz koyunculukla ilgili, Koyunculuk bakımıyla bizim ilgili? Can sıkısı. Benim pek o işin şey değil de ben can sıkısına yapıyorum. İyi bakarsan iyi oluyor. Tabii. Benim vakit geçirmek için benim. Her da koyunla şey olmuyor da. Ben vakit geçirmek Peki için. Havalar biraz değişik şu anda. Soğuk, kar, kış. Tabii işte soğuk havalarda zor oluyor. Zor oluyor. Tabii bir de doğum zamanı kuzuluyla zor oluyor. Doğum zamanları da var. Tabii işte doğuyorlar şimdi. Kuzular oluyor. Peki onlar nerede yeriniz mi var? Tabii yukarıda damımız var. Orayı götürüyoruz sayaya koyuyoruz akşamları. Gündüz yayıyoruz. Peki sürüyü böyle her gün getirip salıyor musunuz? Evet buralara getiriyorum. Gündüzlere getiriyorum genellikle. İyi havalarda getiriyorum. Peki balyanın neyi meşhur burada? Vallahi burada balyanın şimdi bala meşhur. Te ya uçurur bunu eskiden. Böyle meşhurdur. Evet. Eskiden inek, çiğ, bozuluk sığırları vardı meşhur bizim çocukluğumuzda. Panayırlarda onlar satılırdı meşhurdur. Yanımızda abilerimiz var. Tanıyabilir miyiz sizi? Ben Bayram Demirdoğan, Balyalı. Balyalı. Evet, siz de çobanlık mı yapıyorsunuz burada? Evet, çobanız abi. Koyunlar var, inekler var, eşekler var, beygirler var abi. Hepsi var. Var abi. Yok diye bir şey yok Allah'a şükür. Peki, kaç yıldır yapıyorsunuz bu işi? Vallahi ben doğdum doğalı yapıyorum. Nasıl? İyi, anlatır mısınız? İyi abi. Alışveriş yapıyoruz. Besliyoruz, satıyoruz. Allah'a şükür. İşte iyi mi? İyi. İyi iyi Allah'a şükür. Ben Rasim Demirdoğan. Evet Rasim amca kaç yaşındasın? Ben 51 doğumluyum. 51 doğumluyum. 51 doğumluyum. Maşallah. Evet sen ne zamandır yapıyorsun bu işi çobanlığı? Bu işi doğduğumuzdan beri başlıyoruz işte bırakamıyoruz. Devam ediyor böyle. Doğar doğmaz hemen çoban oldum. Evet çoban. Doğdum doğru çoban. Peki nasıl çobanlık iyi mi? İyi çok güzel. Koyunlar mı oyunlar? Koyunlar var hepsi var danalar var hepsi var. Evet şu an koyunların da doğum zamanları. Doğum zamanı doğum zamanı tabi. Nasıl zor oluyor mu? Zor oluyor tabi ama kolay yerleri de var zor tarafları da var. Evet efendim Balya'nın Kadıköy mahallesindeyiz şu anda Balya'ya bağlı ve Kadıköy'de gezeceğiz sizlere aktaracağız göstereceğiz burayı da. Evet efendim tanıyabilir miyiz sizi? İrfan Gürsu Kadıköy mahallesinden İrfan Gürsu. Evet efendim hoş bulduk. Kadıköy'ü bize biraz anlatırsanız neler söylersiniz burayla ilgili? Kadıköy'ümüz güzel bir yer yazın bilhassa yaşanacak bir yer. Ben de emekli oldum Balıkesir'den buraya geldim. Köyümüz mahallemiz çok güzel bir yer. Bana güzel bir su evet. akıyor. Evet, hemen evet. arkası mesire alanıymış. Evet, piknik alanları varmış. Evet, evet. Yazın bayağı bir hareketli buralar. Evet. Güzel şeyler oluyor. Peki kışları bayağı bir serin geçiyor sanırım. Sert geçiyor. Sert. Kışlar biraz yoğun yani. Ama yine de iyi. Buraya mesela yukarıda mahalleler var. Semizköy Mahallesi falan var orada. Oraya göre daha iyi bizim burayı iklim. İyi biraz yani. Daha iyi. Evet. Peki aileniz var herhalde. Evet. Var, var. Çoluk çocuk var. Var, hepsi var. Evet. Var, Allah bağışlasın. Evet. Hepsi var. Allah bağışlasın. Biz size teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Siz de sağ olun. Kadıköy'ü gezmeye devam ediyoruz bu arada. Oldu. Eyvallah, sağ olun.
merhabalar, tanıyabilir miyiz sizi? Ahmet Çevik. Kadıköy sakinlerinden. Kadıköy'de oturuyoruz, ikametgah etmekteyiz. Evet, Kadıköy'ü anlatırsanız neler söylersiniz burayla ilgili? Çok şirin bir yere benziyor çünkü. Kadıköy, Balya'nın en güzel mahallelerinden biri. Yerleşim için çok güzel. Kazağımıza yakın. Mesire alanları var, piknik alanları var. Evet, hepsi var. Arkamızda evet bir park var, çay bahçesi var, ördekler var. Evet, güzel. Yerleşim alanı çok güzel, şirin bir yer yani. Genellikle yaz mevsiminde daha güzel oluyor. Peki efendim, teşekkür ediyoruz. Merhabalar, sizi tanıyabilir miyiz? Evet, Özdemir. Özdemir Bey, evet. Siz de buralı mısınız? Evet, ben de buralıyım. Kaç yıldır burada yaşıyorsunuz? Vallahi bir doğdum buralı, buralıyım. Doğma büyüme buralısın. Peki hep Kadıköy'ün içinde miydiniz? Hiç dışarılara çıkmadınız mı? Dışarıdan geldim. Nerelere gittiniz? İzmir'den 30 sene çalıştım, geldim, emekli oldum, geldim. İnsanın yine dönüp dolaşacağı yer kürkçü dükkanı kendi, diyorlar ya. Kendi yeridir, kendi yeridir. Onun için geldik buraya, burada yerleşiyoruz. Evet, peki oralara gitmişsiniz, tekrar kendi yerinize gelmişsiniz. Yani buraları daha mı iyi sizce? Herkesin vatanı iyidir, herkesin. Kendi vatanı iyidir. Güzel yer. Güzel yer, şirin yer, yol üstü, uğrak yer. Biraz bakım ister. Sağ olsun başkanımız idare ediyor buraları. Güzelce teferruatlı. Peki burası neyle geçiniyor? Hayvancılık. Hayvancılık, tarım. İşte hayvancılık. Evet. Peki, teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Şu anda Kayalar Mahallesi'nin burası başkanım. Evet, iki tane şehidimiz var. Balyalı şehitimiz. Balyalı şehitlerimiz Kayalar Mahallemizden. İşte hayatın en ince çizgisi burası. Çünkü şehadet mertebesine ermiş iki tane kardeşimiz. Balyamızda 46 mahallemizde aşağı yukarı birçok sayıda şehidimiz var. Fakat bundan misalken milli sınırlar içinde yaşayan Türk milletinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin birliğine bütünlüğüne göz diken, hain emellere sahip PKK terör örgütünün yapmış olduğu kalleşçe saldırıda sonucu şehit olan iki tane kardeşimiz. Evet efendim, bugün geziyorum görüyorum ekibi olarak Balya'daydık ve Balya'ya geldik. Balya Belediye Başkanımız Osman Bey ile
Balya'nın birkaç mahallesini gezdik, Balya'yı gezdik. Yardımcı olduğunuz için teşekkür ediyorum öncelikle başkanım. Ne demek? Biz sizleri ağırlamaktan burada mutlu olduk. Biz de her zaman zaten milletimizin içindeyiz. Bugün de dışarıda Balya dışında ikamet gezen, işi gereği Balya'nın dışında oturan, işte gurbette kalan, dünya ekmek telaşısı için hayatını daim ettiren kardeşlerimize de buradan Balya'nın çeşitli mahallelerini göstermek adına, çeşitli yerleri göstermek adına bir gezi düzenledik. Evet efendim, işte Balya'daydık ve başkanımızla birlikte az önce söylemiş olduğu gibi Kadıköy'e gittik, Kayalar'a gittik, Ilıca'ya gittik ve Kayalar'da iki tane şehidimizi ziyaret ettik ve onların ruhuna Fatiha'mızı okuduk ve bugünkü gezimiz de bu şekilde sona erdi. Tekrar haftaya başka bir yerde, başka bir kişiyle, başka bir güzel yerleri sizlere tanıtmak amacıyla olmak üzere kendinize iyi bakın diyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.